Seher, teşekkür ederim. Sen diyordun ya, her şeyi anlat anlat. Bak, vallahi kanımı sormadan hazırlanacaksın. Tamam, ya. Hepsini anlatmadı, daha anlatacak. Daha bak, bitmedi. Kendi kullandı o ya. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Biliyorum ben onu ya. Dur, dinle, devamını dinleyelim tabii mi? Tabii. Seher. Ben de çok kötü oldum kalbim. Ki biliyordum yani. Ya kadının o da ona iş yapması mümkün mü ya? Allah'ım ya. Erkeği olmadıktan sonra. Kadın ne edecek ya? Gel 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 Fikret. Gel tatlım benim. Gel. 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 Tamam gel 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 gel. Bak hem sen söylüyordun ya. Beliha Hanım iyiyse alabilirim buraya aslında. İyi iyi hadi. İyi değil mi, nasıl? İyi ya, iyi laflar şey yok. Ben almaya gideyim mi? Nasıl gideyim mi? Ya, dur, tamam bir gideyim. Ya. Tamam bir tamam tamamdır. Yazık, yazık, yazık Allah. Bediyeciğim. Gel Bediyeciğim, başka şeyler de anlatacak devamını. Hepsini söyleyecek. Ha? Ben buradan dinleyeceğim. Ben buradan dinleyeceğim. İyi misin? Seni göreyim dedim. Görmeden yayın yapmak istemedim. Çok iyiyim. Ha, bir tanem benim. İçerim işte onları. Ne olur. Allah. Ne olur adalet yerini bulsun. Bunlar da çıksın. Benim oğlumun kokularını da hissederim. Var bir tanem. Estağfurullah. Hayır, 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 hayır. Bin kere, bir kere değil, bin kere. Ay, olur mu? Oğlum huzurlu yatar, hiç uyanmadık Didem abla. Tamam. Ne olur. Ne de istediler de öldürdüler oğlumu. Ne istediler? Daha paraysa para verdim abla. Arabayı alsalardı abla. Haklısın yani. Bir çocuğum ben ne yaparım indi ya? Ne yaparım ben? İndi evlere nasıl giderim? Şu gözlere bak ya. Ah bu gözlere bak. Devamı da vardı. Onu da öğrenmek istiyorum. Yani ben biliyorum da herkes öğrensin istiyorum. Sadece... Çok çok teşekkür ederim. Yo yo yo, estağfurullah. Çok çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Görevim. Ben bu yüzden bu programı yapıyorum. Benim... Sizin için yapıyorum. Niye yapıyorum? Niye anlamı? Ne anlamı var ki yani? Nasıl isyan etti benim oğlum o çamlıklarda? Kaç kere bak, gittim o çama sarılıyorum, bu çama sarılıyorum. Dün bana diyordunuz ya sevgili izleyiciler, montu neden soruyorsun? Montu neden soruyorsun? İşte o yüzden sordum. Mont çok kritik. Mont inanılmaz kritik. Hala ben daha montun cevabını alamadım, biliyor musunuz? Evet. Şimdi ben bir seyirin yanına gideceğim. Tamam. Çünkü telefonu Faruk aldığını söylemiş seyre. Ama nerede nasıl söylemiş? O kadar parayı almış. O telefondan kaç para kazanır abla ya? Niye alıyor oğlumun telefonunu? Niye satıyor ya? Bu kadar aşk özü ne oluyor? O telefonda belki başka şeyler vardı. Ne zaman bunu nasıl aldı? Nasıl bunu Seher'e nasıl söyledi? Seher aldığını gördü mü? Şimdi onları bir öğrenmek için gideyim yanına. Tamam, İzin veriyor musun? Tamam tamam. Gel istersen. Yok ben uyduracağım. Şey edin, dayanamayın. Tamam, tamam aşkım. Tamam. Ben tamam, izninizle sevgili izleyiciler. Buraya gideyim, ay başım döndü. Geliyorum geliyorum. Peşet versin. Evet be, o da adam can vermiş. Öldürmüşsün. Ay tanrım ya. Seher. Ben İsmail adına, aile adına, acılı anne adına, anneler adına, babalar adına sana çok teşekkür ederim Seher. Seher. Çok teşekkür ederim. Korkma, sıkma elini o kadar. Sıkma, sıkma. Allah nasıl sıkıyor bir görseniz. Eli var ya. Tamam sıkma, ver. Ver elimi tut. Elimi tut. Elimi tut. Korkma Allah'ım, korkma. Tamam. Korkma. Korkma. Korkma, buradayız. Korkma. Bak babası da senin kurban olduğunu düşünüyor. Kadının son dansa ya, yardım edeceksin ya. Tamam. Ben onu öldürdün de biliyorsun, öldürmedin de biliyorsun ya. Bize devamını da anlatman lazım, Allah çok Allah. Önemli. Kadın o da adam mı öldürecek? Dur. Tamam asacak. Tamam Mehmet, bir devamını da anlatsın mı? Tabii hadi ya. Ben senin yanındayım. Vallahi davacı değilin ya. Hadi ben senin yanındayım. Bunu sana ne zaman, nerede söylediğini lütfen ekranda söyler misin? Telefonu nasıl almış? Ser korkma. Bunu anlatma, hepsi zaten kayıt altında biliyorsun. Ah.
telefonda ne vardı ki onu aldı? Hı? Niye telefonu ortadan kaldırmak istedi? Senin utanacak bir şeyin yok ki. Mazhar. Tamam. Tamam, ver. Sen utanacak bir şey yapmadın. Sen utanacak bir şey yapmadın. Şu anda adaletin yerini bulması için size yardımcı oluyorsun. Tamam. Kaldır kafanı, dik tut. Ekrana bak ve bize Faruk o telefonu aldığını sana nerede söyledi? Bak, hadi. Hadi. Kaldır şöyle çeneni. Anlat bize. Hadi, ben yanındayım senin. Bir dakika ne olur. Bir dakika Mehmet Bey. Devamını da anlatması önemli. Çok rica ediyorum sizden. Evet anlat lütfen sen. Ben ambulansa binmiştim. Ambulansın içindeydim. O sırada hani sen herkes yanımdaydı benim. Hı. İki dakika geldi yani yanımda biri sağ mıydı şu an hatırlamıyorum ama geldi. Arkadaşlar yanımda. Bir dakika lütfen Seher'i görebilir miyim? Çok önemli bir şey söylüyor şu anda Seher. Seher bir daha anlat lütfen. Almayın Seher'i ekranda. Yetkililer de izliyorlar çünkü. Evet. Ortadaki şeyi de kaldırın. Kaldırın. Ekranda sadece Seher olsun. Kaldırın. Evet sadece Seher olsun lütfen. Tamam. Anla Seher. Ben ambulansı binmiştim. Ambulansın içindeydim. Faruk abi geldi kulağıma dedi ki telefonu ben aldım dedi. Ondan sonra zaten dedikten sonra zaten nereden aldı ne yaptığını söylemedi. Ne şey yaptığını söylemedi. Sadece hani telefonu ben aldım dedi. Bu. Bir dakika sen ambulansın içindesin. Evet. O sırada işte İsmail'in cesedini arabaya koymuşlar mı? Ya olay yerinde de kaldırmamışlardır. Savcının gelmesini bekliyorlardır. Evet. Sen de ambulanstasın. Ben ambulansın içine bindim işte. Bindin tamam. Müdahaleler falan yapıyorlar işte. Ondan sonra dediğim gibi. Senin üstünü başını kanlı görünce ambulans sana mı müdahale ediyor? Evet, evet. Müdahale ediyor. Evet. Yanında hemşire var. Ya da sağlık çalışanı, 112 sağlık görevlisi var. Onlar var. Evet. Sonra hani yanıma geldi. Kulağım dedi ki telefonu ben aldım dedi. Şöyle onu... Çok önemli. Başka ne dedi? Hadi Seher. Söyle Seher. Biz o gün hani söyledim hani buluşacaktık falan filan dedim ben. O dedi ki uşağı muşağı karıştırma dedi. Selen dedim bindiğinizi söyle dedi. Uşağa geldiğini söyleme dedi. Hani uşağa hani uşaktan bindim ben abi dedim hani görüntüler var dedim hani nasıl çıkacak orada çıkar her elinin sonunda her şey çıkar zaten görüntüler dedim. O zaman hani bindin dedi hani fazla ayrıntı girme böyle dedi hani. Yani Selen İsmail'e uşakta buluştuğunu söyleme dedi. Evet. Kısacası. Buluştuğunu söyleme Selen'den bindiğini söyle dedi. Ben dedik bir o zaman abi hani uşakta görüntülerimiz var hani konuşmalarımız var hani var dedim. Ondan sonra dedi geldi. Kulağıma hani telefonu ben aldım dedi. Tamam hani bu kadar. Peki neden aldı telefonu? Neden aldığını gerçi hani olayın şokunda ben de bilmiyorum neden alıp almadığını. Hani bunları söyledim. Sonra gitti dedi ki hani telefonu ben aldım dedi. Hani gidip de niye aldın ne yaptın daha hiçbir zaman sormadım. Gerçekten sormadım abla. Telefonu ne zaman aldı peki? Ya onu gerçekten hani bilmiyorum hani olay yerine Taner abiyle indik biz. Taner abiyle yukarı çıktık. Ondan sonra hani ambulans falan, jandarma falan aradı. Ondan sonra dediğim gibi zaten ben ambulansın içine yani, girdim. Yani ambulans içine girdin. Faruk şeyin yanına inmedi değil mi? Cesedin olduğu yere cesedin inmedi. Cesedin yerine inmedi. Hani dediğim gibi ya... O zaman o telefonu daha önce gitti olayı buldu. Olayı gerçekleştirdi. Telefonu da aldı değil mi Seher? Bilmiyorum abla. Gerçekten hani anlatabildiğim kadar anlatıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Hani zorluyorum beynimi. Bir şey küçücük bir şey. Ama gerçekten katilin kim olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi olay yerine gittiniz, cesedi buldunuz. Evet. Yukarı çıktınız, Faruk hiç aşağı inmedi. İnmedi. Hiç inmedi. İnmedi. Peki Faruk arabanın içine gidip arabadan bir şeyler aldı mı? Yani cesedi siz bulmadan önce. Biz hani direkt zaten Taner abiyle aşağı indik abla. O karısıyla beraber yukarıdaydı. Karısının Sinem'in ifadesi var bu arada sevgili izleyiciler. Sinem ifadesi de diyor ki asla ne Taner diyor ne Faruk diyor işte beraber bulmak için gittiğinizde. Hiç diyor içine girmedi diyor. Aracın içine girmediler. Sadece şeyden baktılar dışarıdan baktılar diyor. Ondan sonra ve asla içine girmemişler. Bu durumda Faruk sen yaraladıktan sonra İsmail oradan gittikten sonra o zaman geldi İsmail'i. Buharak öldürdü mü? Bilemem abla. Öldürdüyse çıksın ortaya.
Ben diyor da her şeyi suçlamalı, benim üstüme atıldı, bunu yapıldı, bu yaptı, bu yaptı. Ben hep buradayım. Peki hep Faruk neden telefonun ortadan kalkmasını istedi? Ne vardı o telefonda yani? Değil mi? Ne vardı o telefonda yani? E bunu ha? Görüntü mü çekti acaba çocuk? Orada bence görüntüden daha ziyade ikisinin yazışmaları vardı. İsmail yazışmaları. Sana iyilik yapmak için o telefonu almıyor oradan Seher. Ve siz cesedi bulmaya gittiğinizde bir daha kayıtlara girsin diye söylüyorum. Faruk aşağı inmedi. Zaten ifadesinde de aşağı inmediğini söylüyor. O zaman bu yarım saat içinde gitti İsmail'i gördü. Yarım saat içinde ne oldu, ne gitti bilemem valla. Gerçekten katili gerçekten ben de bilmiyorum. Hani her şey çıksın diye uğraşıyorum ben de. Peki bugüne kadar bunu neden söylemedin? Ama şöyle bir şey, ben hep Faruk abim bana yardım ettiğini düşündüm. Hep bir mefa beni aldı oradan, beni götürdü, babamla konuştu, bunu yaptı, bunu yaptı. Ben hiçbir zaman hani söylemedim, konuşmadım, hiçbir şey demedim. Toplar benim üstüme döndü, bana atıldı, bunu yaptım, bunu yaptı. Ben gene sustum, gene bir şey demedim. Para şey muhabbeti çıktı, o muhabbet çıktı, her şey ortaya çıktı. Hı hı. Dedim ki madem her şey benim üstüme atılıyor, bu saatten sonra her şeyin cildiği yerden kopsun. Her şey çıksın ortaya. Madem ailesi katili arıyor, tabii ki ben de katil olayım çıksın. Ama bu durumda benim de yaşadığım kolay değil. Ben 21 yaşındayım. Öyle büyük bir şey yaşadım. Geleceğim ne olacağını ben de bilmiyorum. Ama benim de sonuçta o bir ortada bir katil varsa benim de katilim Allah. Bu hale ben gelmiyorum. Ben konuşmak istemedim. Ben onu yapmak istemedim. Ben bunu yapmak istemedim. Yani o zaman benim de hayallerim katili. Çıksın Allah her şey ortaya. Bu saatten sonra her şey dediğim gibi incildiği yerden kopsun, bu saat dursun, her şey çıksın. Yani katil, ben artık katil damgası yemek istemiyorum. Benim 21 yaşında herkes katil, katil gözle bakılmasını istemiyorum Allah. Benim bir ailem var. Onların, benim psikolojim tamam yerde bir ama benim ailemin psikolojisi de mahvoldu. Bu süreçte her şey çıksın ortaya. Benim de bir suçum varsa ben suçumu neyse çekmeye razıyım. Şimdi Faruk olay yerinden telefonu nasıl çıkardı acaba? O zaman senin montunu da Faruk aldı. Tabii. Öldürdüler. Aldım şey yaptım, onu söylemeden yani telefon şeyini söylüyorum. Telefonu hani alan kişi senin montunu da aldı. Bilir. Dediğim gibi olabilir mi? Montunu o da almış yani. Telefonu almış, bütün delilleri her şeyi toparlamış oradan. Dediğim gibi hani telefonu aldın geldi kulağımı söyledi. Niye kadar söylemedim? Bugün burada söylüyorsun. Ben sana bu mont olayını sormasaydım, sen bunu söyleyecek miydin? Söylemeyecektim. Yalan diye söylemeyecektim. Açık ve net söylüyorum. Belki ileride günler söyleyebilirdim ama o an aklımdan geçmiyordu söylemek. Ben sana montu sorunca neden söylemek ihtiyacı duydun? Şöyle bir şey abla, bütün baskı benim üstüme. Ben artık baskı altında kalmak istemiyorum. Hani dediği gibi her şey çıksın. Burada kendi özgür iradenle bunları söylüyorsun değil mi? Evet. Dediğin her şey de doğru değil mi? Doğru. Şöyle bir şey var. Hani ben ilk başlarda yalan değil sizden çok korkuyordum. Ne canım? Biraz sertim evet. Evet çok korkuyordum öyle böyle. Bana hani bu yayına gelmeden önceden sana hani çevrem böyle böyle çok sert hani bak hani bir şeyler dediler bana hani siz hiçbir zaman hani öyle yaklaşmadınız bana gerçekten hani çok iyi niyetle yaklaştınız, sarıldınız, hani yanında olduğunuz, destekli olduğunuz, hani ben senin de mağdur olduğunu düşündüğüm için öyle davrandım Seher. Ama ben sana İsmail adına, annesi Bediye adına, Bediyeciğim gelir misin? Gel canım. Mehmet adına sana çok teşekkür ediyorum. Seher'i görebilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. Ama bence senin bize söyleyeceğin belki başka diye hatırlayacağın başka detaylar da vardır.